İlk alışveriş videomla karşınızdayım. Şaka maka alışveriş videosu yapıyorum ya. Böyle bir şey yok. Alkışları havai fişeklerini görebilir miyim? Hatta bolluk ve bereketle ilgili video yapmıştım, hatırlıyor musunuz? Bolluk ve bereketinizi arttırmak için yapmanız gerekenler falan diye. Yani orada herkes demiş ki yakında alışveriş videoları gelir falan yazmışlardı. Geldi! İşte alışveriş videosu. Karşınızdayım. Kitap fuarına aldım. Kitapları sizinle paylaşacağım bugün. Yanımdalar, buradalar canlarım benim. Ben şunu fark ettim bu kitap fuarına gitmeden önce. İlk kitap fuarına ben 21-22 yıl önce gitmişim. Yani daha okumayı bile sökmediğim zaman götürmüştü beni babam kitap fuarına. Ve biz kitap fuarına niye giderdik biliyor musunuz o zamanlar? İşte daha ucuza kitap almak için ya da işte hani yazara denk gelirsek eğer orada yazara da imzalatırdık belki ama çok nadirdi. Yani amacımız yazara imzalatmak değil de ucuza kitap almaktı. Bir kere olurdu zaten kitap fuarına. Her zamanki gibi giderdik oradan bir senelik kitaplarımızı alırdık. O kitapları bitirdikten sonra da bir dahaki senenin hazırlığı yapılırdı. Yani hangi kitaplar alınacaksa onun hazırlığı yapılırdı. Çünkü hani kitaplar diğer türlü pahalıydı çünkü. Ama şu anda zaten internet sitelerinde çok ucuza kitapları bulabiliyoruz. Sonrasında ben hep kitapları hani alarak okudum. Böyle bir imkanım vardı, şükürler olsun. Ama üniversitedeyken mesela böyle bir şey yapmıyordum. Kitap almıyordum. Çünkü kütüphanede okumak acayip hoşuma gidiyordu. Kütüphaneden kitap alıyordum. 15 günde bir gidiyordum, alıyordum, geri veriyordum falan. Bu süreç benim çok hoşuma gitmeye başlamıştı. Bazen kütüphanede kitap okuyordum. Orada kitabı okuyup bitirip çıkıyordum mesela. Sabah gidiyordum, okuyordum, bitirip çıkıyordum. Hatta Levent'ten ayrı olduğum bir süre vardı. Kendimi kitaplara vermiştim. Kütüphaneden çıkmıyordum. Düşünün yani. Ve böyle kıştı. Ondan sonra derse gidiyordum. Dersten çıkıp kütüphaneye gidiyordum. Kütüphane kapanana kadar orada kitap okuyordum. Sonra eve geliyordum falan, evde çayımı içiyordum. Sonra tekrar kütüphaneye gidiyordum falan. Acayip kendi içime kapandığım ve müthiş şeyler öğrendiğim bir dönemdi o dönem. Eğer kitap alma durumunuz yoksa, ki o olmayabilir çünkü gerçekten pahalı kitaplar, o zaman kütüphaneleri deneyebilirsiniz ve kütüphane olayı gerçekten çok enteresan ve gerçekten çok enteresan bir atmosfer. Ve kitap fuarına aldığım kitaplarla başlıyoruz. İlk kitabın ismi Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler. Size bir şey itiraf edeyim. Ben hiç çocuk kitabı okumadım. Yani hiç masal kitabı okumadım, çocuk kitabı okumadım. Birinci sınıfı bitirdikten sonra, bu hani Cinalileri falan geçtikten sonra yazın İstanbul'dan Sivas'a giderken Bambi'yi bitirmiştim. Bambi kitabını. Bambi yolda bitirdim ama ben Sivas'a Zara'ya vardık, böyle annem Zaralı benim. Zara'ya vardık, ben hüngür hüngür ağlıyorum. Yani Bambi'yi okuyanlar ya da izleyenler bilirler. Aşırı acıklı bir hikayedir. İlk okuduğum kitap oydu ve ilk hayatımın darbesini de o kitaptan aldım. Bambi kitabından. Ve Bambi biliyorsunuz çizgi filme uyarlandıktan sonra yasaklanan bir film. Yani çocukların psikolojisini bozduğu için, yani Bambi çizgi filmi izleyip de ağlamayacak çocuğu ben tanımıyorum, yani öyle söyleyeyim. Bambi'yi okuduktan sonra işte ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf benim hani aşırı büyümem gerekiyordu, anlatabiliyor muyum? Çabuk büyümem gerekiyordu. Çabuk büyüyüp çabuk dünyayı değiştirmem gerekiyordu. Buna çok inanmıştım. O yüzden çocuk kitapları okuyarak vakit kaybedemezdim. O yüzden daha ağır kitaplarla başladım. Atatürk'e taktım kafayı mesela. Atatürk'ün hayatını anlatan kitapları okudum. Atatürk'le ilgili ne yazılıysa onu okumaya başladım. Böyle daha politik kitaplar okudum. Tolstoy okudum, Dostoyevski okudum, Balzac okudum. Hiçbir şey anlıyor musun diye sor. Katiyen anlamıyordum yani okuduklarımdan hiçbir şey. Ve ne kadar ruhumda bunun eksik olduğunu fark ettim. Ve masallara hızlı bir dönüş yaptım, çocuk kitaplarını. Şu yaşımda, 27 yaşımda tekrar çocuk kitapları okuyacağım. Önereceğiniz çocuk kitapları varsa lütfen aşağıya yazın. Alacağım çünkü. Bunların birçoğunu da öneriyle aldım zaten. Ve bunlardan bir tanesi de Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayelerdi. İnanılmaz bir kitap. İnanılmaz illüstrasyonlar var içinde. Bayılırsınız. Yani hepsini kopar, şey yap yani. O duvarına as. Ve içinde tamamen kadın hikayeleri var. 100 tane muhteşem kadının hikayesi var. Ve size bu kitapla ilgili enteresan bir şey söyleyeceğim. Kickstarter diye bir site var. Benim Patron diye bir siteden bahsetmiştim size hatta. Oradan sizden destek istemiştim. Maddi destek, hatırlıyorsanız. Kickstarter'da böyle bir site aslında. İlk çıkan bu tarzlardan bir tanesi. İnsanlar orada hayallerini, buluşlarına destek arıyorlar. Müzisyen olabilir, ressam olabilir, bilim adamı olabilir, mucit olabilir, yazar olabilir, bunun gibi. Ve bu kitap Kickstarter'dan toplanan bağışlarla çıkmış bir kitap. Ve 1 milyon dolar bağış topluyor bu kitap Kickstarter'da. Daha kitabın kendisi yok ortada yalnız. Diğer kitap ise Samet Behrengi Sevgi Masalı.
Samet Behrengi'yi bilmeyen var mıdır bilmiyorum ama küçük karabalık dersem, bin şeftali bir şeftali dersem mutlaka hatırlayacaksınızdır. Ben küçük karabalığı da bin şeftali bir şeftaliydi. Daha okuma yazma bilmeden babam tarafından bana okumuştu zaten biliyordum. Samet Behrengi İranlı bir yazar. Kendi hikayesi anlattığı masallar kadar enteresan aslında bakarsanız. Kendisi İran'ın Azerbaycan kesiminde yaşamış. Çok fakir bir ailede büyümüş. Hatta ilk ayakkabısını 6 yaşındayken falan almış. Acayip mutlu olmuş o ayakkabıyı aldığı zaman. Sonrasında okumuş, öğretmen olmuş ve her zaman demiş ki beni en fakir okullara gönderin. Nerede en fakir okul varsa oraya gitmek istiyorum. Samet Behrengi köyden köye gezerken topladığı halk masallarını tekrar biçimlendirip, tekrar derleyip kitap haline getirmiş. Ve Türkiye'ye de çok büyük etkileri olmuş bir yazar. 1980 ihtilalinde yasaklanan kitaplardan bir tanesi Samet Behrengi'nin kitabıydı. Yani Küçük Karabalık yasaklandı. Düşünün bir çocuk kitabı bile yasaklanıyor o dönemde. Nedir bu korku aslına bakarsanız? Sebebi neydi Küçük Karabalık'ın yasaklanmasının? Küçük Karabalık çünkü keşfetmek istiyordu. Küçük Karabalık denemek istiyordu. Küçük karabalık neler olduğunu merak ediyordu. Ucunda ölüm olsa bile gidip bakmak istiyorum diyordu. Bana öğretilenlerle, bana verilenlerle yetinmek istemiyorum. Daha fazlasını istiyorum diyordu. Bu yüzden bir çocuk kitabından çok korkmuşlardı ve yasaklanmış kitaplar arasına girdi Küçük Karabalık. Can Yayınları standında gezerken oradaki görevli kızdan da şey istedim, yardım istedim. Hani çocuk kitaplarını tavsiye edersin diye. O bana bir sürü önerilerde bulundu. Aslı Tohumcu'yu çok önerdi. 3 kişilik oldu diye. Aslında bir üçlü bir seriymiş. Ben bir ilk kitabı okuyamadım. Beğenirsem devamını da alırım diye düşündüm. Onu aldım. Bakalım nasıl bir kitap olduğunu göreceğim. Özellikle söylediğim hani cinsiyetçi olmasın, ırkçı olmasın dedim çocuk kitapları. Onlar da o şekilde önerdiler. Mesela Ak Kuzu Kara Kuzu diye bir kitabı önerdi. Bu da ırkçı bir kitap değilmiş. Tam tersiymiş aslına bakarsanız. Onu okuyacağım. Diğer kitap ise Masal Masal Matitas. Aslında bu isimde birçok kitap bulabilirsiniz. Bunun içinde bir sürü masal var. Masal derlemesi var aslına bakarsanız. Ve Masal Masal Matitas aslında bir tekerleme. Şimdi o tekerlemeyi söyleyeceğim size. Masal Masal Matitas. Kaynanamın götü tas. Çukura düşmüş çıkamaz. Pır pır eder uçamaz. Fındık kadar sıçamaz. Kız işi, oğlan işi de böyle cinsiyetçi olmasın dedim kitaplar. Bu kitabı tavsiye ettiler. İsmi biraz cinsiyetçi gibi ama bakalım ne çıkacak içinden. Diğer kitaba geçersek eğer Kum Kurdu serisi. Bunu aslında şeyden gördüm ben. Barış Arıcı'nın oğluyla çektiği bir video var. Yani oğlu, karısı üçü çekmişler. 10 ayda 1000 kitap okuduklarını anlattıkları bir video var. Gerçekten çok beğendim o videoyu. İlk Kum Kurdu'nu orada duydum. Ve gerçekten kime sorsam böyle fikrine güvendiğim, kime sorsam çocuk kitabı ne önerirsin diye ilk bana Kum Kurdu'nu önerdiler. 3 tane kitapta oluşuyor. Acayip öğretici bir kitap olduğunu söylüyor herkes. Her çocuğun okuması gereken bir kitapmış. Ben de merakla bekliyorum. Ve aldığım iki tane efsane kitap. Biri Judith Lieberman'ın Masal Terapi, diğeri ise Masallarla Yola Çık, yine Judith Lieberman'ın. İkisi de aynı yazarın kitabı. Aslında geçenlerde Instagram'da bahsettim Judith Lieberman'dan. Efsane bir kadın gerçekten. Kendisi aslında Fransız ve Paris'te doğmuş. Ve 7 yıl önce ya da 8 yıl önce kadar Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de yaşamını devam ettiriyor. Türkçe konuşuyor. Çok iyi Türkçe konuşuyor ve Türkçe masallar anlatıyor. Dolaşarak her yerde masallar anlatan çok özel bir kadın. Ben onu 2-3 yıl önce ilk masalımı ondan dinlemiştim. Ya düşünün, küçük, büyük herkes oturup ağzı açık bir şekilde ondan masal dinliyor. Bazen onun yanında bir gitar eşlik ediyor. Bazen bir saz eşlik ediyor. Artık ne varsa. Kendisi işte 1978 yılında Paris'te doğuyor ve komün bir ailede doğuyor. Komün bir hayat sürüyor. Böyle ateş başında herkesin masallar anlattığı bir dünyada büyüyor. Ve 14 yaşına geldiğinde ilk böyle bu anlamda eğitim almaya başlıyor. Masal anlatıcılığı üzerine eğitimler alıyor. Bunun üzerine konservatuvarda eğitim alıyor. Yani bunun üzerine yıllarını veriyor. Masal anlatıcılığı üzerine ve bizim en büyük şansımız onun Türkiye'de olması. Mutlaka bir masal gününe gidin onun. Mutlaka. Ben nereye gidiyorsun diye soranlara masal dinlemeye gidiyorum deyin. Masalın iyileştirici gücünü göreceksiniz. İnanılmaz bir tecrübe. Bir keresinde onu dinlemeye gittiğimde hapşırmıştım. Benim hapşırıklarım çok kuvvetlidir bu arada. Yani salondaki en arka kişi bile duyabilir hapşırdığımı. O da hapşırdım diye masalını ona göre evrilmişti. İşte kahraman sürekli hapşırıyordu. Hapşırıyordu ya, nereden çıktı bu hapşırık şimdi falan diye böyle. Ben hapşırdım diye masalı değiştirmişti birazcık böyle. Tabii inanılmaz ya. Yani çocuk değilim ama acayip onuru olmuştum. Anlatabiliyor muyum? Muhteşem bir andı. Çok ince bir kadın gerçekten.
Judith Lieberman bir TED konuşması yaptı. Onu da dinleyin mutlaka. Masal gecelerinden bir tanesine gidin ve kendisi masal anlatıcılığı ile ilgili eğitimler de veriyor. Ve biliyorsunuz yıllar yıllar önce develer tellal iken, pireler berber iken bu ülkede, bu topraklarda masal anlatarak gezen insanlar vardı. Böyle bir iş vardı yani. Sonradan yok oldu ama kendisi bunu tekrar canlandırmak istiyor. Bu yüzden bunun eğitimini de veriyor. Ve diğer kitaplarla hiç alakası olmayan İki kitabıma geçiyorum. Hakan Günday Azil. Biliyorsunuz yeraltı edebiyatı yazarımız kendisi. Bu kitabını okumamıştım. Bu kitabını çok önerdiniz bana. Bana yazan oldu bayağı bir. Deha ile Dillik arasında seyreden bir hayatın hikayesiymiş. Hiç okumadım, hiç başlamadım. Göz bile gezdirmedim. Ama Hakan Günday sevdiğimi bilirsiniz. Çok uzun zamandır da okumuyordum kendisini. Ve çok iyi bir kitabı olduğunu söylüyorlar. Bakalım nasıl olduğunu göreceğiz. Ve diğer kitabın ismi Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları. Bu kitabı biliyorsunuz. Bu kitap aşırı meşhur bir kitap. Dördüncü ve beşinci kitabımı ne bu? Adam sürekli itiraf edip duruyor yani bayağı bir. Ben de bu kitabın ilki vardı diye hatırlıyorum. Ama galiba birine vermişim. Vardı ve okumuyordum. Yani çok popülerdi, anlıyor musunuz? O yüzden okumak istemiyordum. Böyle bir algı vardır ya, popüler mi okumayalım falan filan diye. Çok yanlış bir algı. Sonra fuara gittiğim zaman bu yeni, en son çıkan kitabı aldım. Oradaki görevli dedi ki yani merak etme, diğer bütün kitaptaki itiraflar için de bulabilirsin. Toparlama bir kitap dedi. Zaten dedi böyle Orta Doğu'ya, Amerika'nın siyasi stratejilerine, ekonomik stratejilerine falan aşinaysan kitabı çok net anlayacaksın zaten dedi. Bir kitap fuarının daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Masallardan kahraman bilen değil. Yok. Kahraman plansız, yola bir adım atan, risk alan kişidir. Masallarda aşk kazanır. Masallarda son ekmek lokması paylaşılır.